işte. Yani imandan, Kur'an'dan, dinden nasibi olmayanlar nasıl gidiyor bir yere bir bomba atıyor, yüzlerce kişinin ölümüne sebep oluyor. Koyuyor ya bombayı. Demiyor ya buradan geçen kimdir, masum mudur, çocuk mudur, gariban mıdır, nedir demiyor. Neden? Ahirette hesap verecek bir inanca sahip olmadığı için yaptığım durdu burada kar kalacak benim diyor. Demek ki ahirete inanç, ahirete iman insanı ne veriyor? Günahlara karşı frene bastırıyor, kötülük yaptırmıyor, asayişi koruyor ve bütün toplumda bir manevi sigorta hükmünde oluyor ahirete iman. İkinci delil, bu çocuklardaki tesiri. İkinci delil, nevi insanın nısfı olan ihtiyarlar, bizim gibi. Yalnız hayat-ı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Yaşlanmış artık, 80 yaşına gelmiş. Artık gözünde hiçbir şey yok artık. Bütün dünyadaki bütün lezzetleri tatmış. Evlenmiş, askere gitmiş, gelmiş, çocuğu olmuş, torunu olmuş. Artık görecek hiçbir şeyi kalmamış. Önünde kabir var. Şimdi bu adamı düşünelim. Nevi insanın nısfı olan ihtiyarlar, yalnız hayat uhreviyle yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Neyle tahammül ediyor? Ahirete inanmakla. Ya, ya diyor, nasıl bir adam çalışmış 60-65 yaşında. Abi diyor çok yorulduk ama emekli oluyorum bu sene diyor. Emekli olduğumu rahat edeceğim diyor. Değil mi? Tabii. Ya. Evet, ya. Şimdi bugün emeklilik kalktı diye bir kanun çıksa emin ol toplu ölümler olur. Allah kalbi Allah. Durur adamın. İntihar eder. Vallahi aynen, bütün ümidini aynen. Oraya bağlamış adam. Vallahi. Ne olacak benim halimde? İntihar eder adam. İşte bizim de emekliliğimiz nedir? Ya. Ahirette başlıyor. Onun için Üstad Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Benim diyor iki tane hayatım var. Tek hayatlı olanlar meydanıma kaçmasın. Çıkmasın diyor. Kaçmasın. Bunu veririm onu Allah, alırım. Tabii. Ama öteki inançsın bir tane hayatı var. Gitti her şey bitti. Allah Allah. Ya onun için çok güzel bir şey. Evet. İnsanın, nevi insanın nısfı olan, yarısı olan ihtiyarlar yalnız hayat uhreviyle yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler. Ahiret de teselli buluyor. Ve çocuk hükmüne geçen serüt tesir ruhlarında, çabuk bir tesir olan ruhlarında ve mizaçlarında mevt ve zevalden çıkan elim ve dehşetli meyusiyete karşı ancak hayatı bakiye ümidiyle mukabele edebilirler. Ebedi bir hayatımız var. O teselli nasıl oluyor abi? Yaşlılar imanı ahiretle nasıl teselli buluyorlar? Şu cümleyi biraz açalım abi. Çok tatlı bir cümleydi o. Evet. Ve çocuk hükmüne geçen ve serüt teessür ruhlarında ve mizaçlarında mevt ve zevalden çıkan elim ve dehşetli meyusiyete karşı ancak hayatı bakiye ümidiyle ya. Mukabele edebilirler. Ve senin gerçi bütün geçmiş işlemiş olduğun bütün sevaplar yazılmıştır. Efendim her şeyin kaydedilmiştir. İşte sana mükafatlar verilecek. Ebedi bir hayatın var. Cennetin tecrimin tahtiyel enhar. Altından ırmaklar akan cennetler var. Sonra ahirette bir mümin ya. Burada bir tane ise orada binlerce olacak. Allah çoğaltacak. Nasıl oluyor abi? Bir anda binlerce yerde görünebileceğiz. Yıldızdan yıldıza uçacağız. Ya nasıl olacak diyor geçenlerde birisi. Kardeşim dedim adam yazmış oraya. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bir tane kavun çekirdeği yere atıyorsun. Bir tane kavun kökeni çıkıyor. Büyüyor. 2-3 tane kavun. Kesiyorsun. Binlerce çekirdek var içinde. Karpuzda binlerce çekirdek var. Buna Allah burada diyor ki bize ispat ediyor. Bak kulum bir kavun çekirdeğini 1000 tane yaparsam Mehmet'i de yaparım. Mehmet Ali'yi de yaparım. Abdüllatif'i de yaparım. Nurullah'ı da yaparım. Ya. Allah için güçlük yok ki. Cenab-ı Allah için bir sivrisineği yaratmak ne kadar kolaysa bütün kainatları, bütün galaksileri yaratmak o kadar kolaydır.
Biz öyle bir Allah'a iman ediyoruz. Ya. Öyle bir Allah'a secde ediyoruz. Rabbim için güçlük yok ki. Ne diyor estağfurullah? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Ben diyor bir şeyin olmasını murad edersem ol derim, akabinde olur. O kadar. Onun için müminin dünyada geçmiş sıkıntıları, çektiği çileler, yaptığı ibadetler hepsi orada yazılmıştır, kaydedilmiştir, mükafatlar olarak verilecektir. Yani demek Necmi abi, istikbalimizde cennetin olması, ebedi gençliğin olması yaşlılara büyük bir teselli, büyük bir ümit vesilesidir değil mi? Muhakkak kardeşim. Eğer ölüm yokluk olsaydı, hiçlik olsaydı o yaşlılar... Ölmeden ölürdü adam. Adam ölmeden ölürdü. Evet. Yoksa, eğer yoksa diyor, böyle bir itikat yoksa, o şefkate layık muhteremler ve sükunete ve istirahat-ı kalbiyeye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar, öyle bir vaveyla-i ruhi ve bir dağday-i kalbi hissedeceklerdi ki, bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap olurdu. Demek ki ahiret hayatı. Ya. Bu kaç Ağustos'ta zelzel olmuştu? Adapazarı zelzelesi 17 Ağustos mu? Herhalde abi, evet. Biz 18'inde Adapazarı'na gitmiştik. Orada tabii tanıdıklarımız, kardeşlerimiz var. Kamyonla bir şeyler götürdük. Geziyorduk. Baktım bir kadın evi yıkılmış. Evinin karşısına feryat ediyor böyle. Kocam da burada kaldı. Çocuklarım da burada kaldı. Torunlarım da kaldı. Ağlıyor. Ben dedim, bir dakika, ne ağlıyorsun? Onlar şu anda cennette. Sen onların gittiği yeri görsen, ya, sen de orada kalmayı arzu ederdin. Öyle mi dedi? Tabii dedim. Cenab-ı Hak yıktı evini, onları günahı varsa temizledi, öbür tarafta günahsız olarak gitti. Şehit olarak gittiler. Kadın birden değişti. Elimde termos vardı, bir su verir misin içeyim dedi. Su içmeyi de unutmuş. Birdenbire teselli buldu. Demek ki insanlara en büyük teselli nedir? Ahiret hayatının var olduğunun ya, ispatıdır yani. İşte Bediüzzaman Hazretleri bunu 10. söz ve 29. söz gibi eserlerinde 2 kere 2 4 eder gibi ispat ediyor. Bu kışın diyor baharı, bu gecenin sabahı gibi 10. sözü diyor oku. 29. söze dikkat et. Eğer bu kışın baharı, bu gecenin sabahı gibi ahiretin baharına inanmazsan gel parmaklarını gözüme sok diyor. Bu kadar ispat ediyor Kur'an hakikatlarıyla. Tabii kardeşim,